Merhaba çocuklar. Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Evet, bugün çocuklar oyun yoluyla standart olmayan ölçü araçlarımızı öğreneceğiz. Tabii önceki dersimizde konu anlamında anlatmıştım size. Şimdi bunu oyun yoluyla yapacağız. Burada nasıl yapıldığına dair koli bandıyla aralarında şeritsiz trafikyondaki çizgiler gibi düşünün. Çizgiler çizme. Belli hareketlerle buradaki 3 tane nesneyi oraya götüreceğim. Ve orada önceden hazırladığım genişlik, uzunluk kısımlarını göstereceğim. Ve parmak, karış, adım, ayak. Bunları öğreneceğiz çocuklar. Bir de tabii ki kulaç. Şimdi benim nesneler daha çok karış ve parmak üzerine. Bilginiz olsun. Başlıyoruz. Evet. Sesini açalım. Birincisi tablo. Burada çocuklar eğer hareketle yapacaksanız. Evet. Evet. Geliyorum. Size göstermek için buraya geldim. Tablo. Uzunluk ve genişlik. Uzunluğuna bakıyorum. Bir karış. Olmuyor. O zaman buradan sonra 2, 4, 6, 8, 10. Evet. Çocuklar yazıyorum. Bir karış. 10 parmak. Sonra genişliğine bakıyorum. Evet. Bir karış. 2, 4. Bir karış ve 4 parmak. Birincisini bitirdim. Tabii size göstermek için buraya geldim. Bunu hemen alıyorum. Buraya koyuyorum. İkincisi. Buraya giderken yine gelin. Sıklara gittik. Tekrar üstü. Evet. Alıyorum nesnemi. Evet kutu. Sonra ne yapıyorum? Bu ayakta solla mı yaptım? Sağla yapıyorum. Evet. Geldim buraya. Tabii siz orada yapacaksınız. Size gösteriyorum. Kutu. Uzunluğuna bakıyorum. Oo bir karış. Genişliğine bakıyorum. Karış değil. Parmak. Hemen 2, 4, 6, 8. Bir karış. Parmak. Evet yazdım. Size göstermek için buraya geliyorum. Tabii ondan sonra buradan itibaren ne yapıyorsunuz? Çocuklar başka bir şey yapabilirsiniz. Evet aralardan girmek. Evet. Diğer nesnemiz tren. Şimdi ben buraya gidiyorum. Geri geliyorum. Tren. Sadece uzunluk diyor. Karış. Evet iki karış. İki karış. Tamam. Oyun bitti. Süper. Onu buraya koyuyorum. Çocuklar. Standart olmayan araçları öğrendik. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Ayıcıklarınız, ponçikleriniz, bebişleriniz ya da yılanlar vardır. Onları buraya koyun kutuya. Diğer tarafa da kutu koyun ve kağıt üzerine onları ölçmeye çalışın. Standart olmayacak araçlarla. Karış parmaklarla. Eğer çok uzun cisimler varsa adım ayak ve kulaç da deneyebilirsiniz. Evinizin köşelerini de yapabilirsiniz. Bu size bağlı. Hayal gücünüzü kullanıp, yaratıcılıklarınızı kullanıp daha iyisini yapabilirsiniz. Bir daha son kez gösteririm hareketleri çocuklar. Bir. Evet. Sonra diyelim sol adım. Sonra sağ adım. Evet. Sonra ne yapmıştık? Aralardan giriyoruz. Evet. Sonra çocuklar
Kendinize iyi bakınız. Her şey içinizdeki gibi olsun. Güzel olsun, mutlu olsun. Her şey mantıklı gelişsin.